Merhaba, Ev Stüdyo'dan ben Tayfun. Bugün sizlerle Aston Spirit'i inceleyeceğiz. Çok merak ettiğim bir mikrofon açıkçası. Sadece Spirit'i incelemeyeceğiz. Aslında Spirit Black Bundle'ı inceleyeceğiz. Black Bundle dediğim ne oluyor? Black dediğimiz zaman mikrofon siyah renkte oluyor. Aslında tümleşik bir paket olarak geliyor. Bunun yanında harika ve Universal bir shock mount geliyor. Ayrıca shock mount'a takılabilen metal bir pop filtre de geliyor. Bunları da deneyeceğiz. Çok heyecanlıyım. Merakla denemek istiyorum bu mikrofonu. Ben de ilk defa deneyeceğim sizlerle birlikte. O yüzden lafı daha fazla uzatmadan hemen mikrofonu bağlayayım ve testlerimize başlayalım. Evet şu anda Aston Spirit'i Zoom H6'ya bağladım. Sesi olabildiğince saf bir şekilde sizlere iletmeye çalışıyorum. Dolayısıyla videoda herhangi bir sesle ilgili post prodüksiyon olmayacak. Sadece edit aşamasında görüntü ve sesi birleştiriyor olacağım. Şimdi mikrofonun özelliklerinden birazcık size bahsedeyim istiyorum. Aston Spirit multipolar paterne sahip bir mikrofon. Bu ne demek oluyor? Yani kardioid polar paternin Yanı sıra şu anda kardiyoit yapıda duyuyorsunuz. Figure eight ve omnidirectional yani sesi her yönden alan modları mevcut. Üzerinde yine bir low cut filtresi var. Ayrıca pad özelliği de var. Yapı itibariyle Aston Origin'deki gibi dahili bir pop filtresi mevcut. Bu metal kısımlar pop filtre. Yine dalga desenli bir tasarım var, bir ızgara var üzerinde. Bu da yine Sibilance dediğimiz S, Ş gibi harflerin patlamalarını biraz daha aza indirgemeye çalışıyor. Aston Spirit'in Black Bundle'ını incelediğimiz için bu güzel pop filtre ve şok mount'la birlikte geliyor. Ayrıca isterseniz bunu harici olarak da satın alabiliyorsunuz. Şu anda mikrofona yaklaşık bir karış mesafeden konuşuyorum. Biraz daha geriden konuşalım. Bakalım nasıl bir etki alacağız. Şu anda yaklaşık iki karış mesafeden konuşuyorum. Şu anda yaklaşık yarım metre mesafedeyim. Bir metre mesafeden konuşuyorum. Bir buçuk metre mesafeden sesim bu şekilde geliyor. Şimdi bir de mikrofona yaklaşayım ve proximity efektini duyalım. Genellikle seslendirme sanatçıları bu şekilde yakından konuşarak daha bas bir ses elde etmek isteyebiliyorlar. O yüzden proximity efekte önemli. ASMR videoları çekiyorsanız da önemli. Sampling yaparken de önemli. Şu anda mikrofon kardioid polar pattern modunda ve diyaframın ön tarafına doğru konuşuyorum. Hemen mikrofonun yönünü değiştirelim ve diğer yönlerden sesi nasıl alıyor veya ne şekilde tepki veriyor bunları da sizlerle paylaşmak istiyorum. Kardiyoid modda şu anda mikrofonun tam olarak 90 derecelik bir açısında bulunuyorum. Sesimi bu şekilde alıyor. Hemen kapsülün arka tarafına bakalım. Şu anda kapsülün tam olarak arka kısmına doğru konuşuyorum. Şu anda ise kapsüle yaklaşık 270 derece açıdayız. Yani diğer yanından konuşuyorum. Şimdi hemen diğer polar patern seçeneklerine bir göz atalım. Şu anda figure 8 modunda ses kaydı alıyorum yavaş yavaş yönünü değiştireceğim. Böylece siz de sesteki değişimi fark edebilirsiniz. Figure 8 modunda şu anda yandan ses almaması gerekiyor. Çok az alması gerekiyor. Figure 8 modunda kapsülün tam olarak arka kısmına konuşuyorum. Figure 8 modunda kapsülün hem ön kısmından hem arka kısmından sesi eşit şekilde alması beklenir. Genellikle mid-side tekniğinde, mid mikrofonlama tekniğinde figure 8 bir mikrofona ihtiyacımız vardır. Ve kardiyoid polar paterne sahip bir mikrofona ihtiyacımız vardır. Dilerseniz daha sonra mid-side tekniğini de sizler için anlatacak bir video hazırlayabilirim. Lütfen yorumlarda bu isteğinizi benimle paylaşın. Mid-side bir akustik gitar kaydı yapabiliriz örneğin. Hazır elimde Aston Origin ve Aston Spirit varken harika bir uygulama olabilir. Lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Figure 8 modunda şu anda mikrofonun diğer yanından yani 270 derece açıda bulunuyorum. Sesi mümkün olduğunca reddetmesi gerekiyor. Sesi minimum şekilde alması gerekiyor. Ve öyle olduğunu da ben duyabiliyorum şu anda. Evet şu anda da Omnidirectional modda duyuyoruz. Omnidirectional her yönden gelen sesi alır. Genellikle ortam ambiyansını kaydetmek için kullanılır omnidirectional mod. Örneğin bir oda içerisinde bir amfi kaydediyorsunuzdur. Amfiye yakın mikrofonlama yaparsınız ama odayı da biraz daha uzaktan kaydeden ayrı bir mikrofon olur. İşte o mikrofon omnidirectional modda genelde olur. Aynı şekilde davul kayıtlarında da omnidirectional mod tercih edilir. Omnidirectional modda da etkisini duyabilmek için mikrofonu yavaş yavaş çeviriyorum. Şu anda kapsülün yan tarafına konuşuyorum, şu anda kapsülün arka tarafına konuşuyorum, şu anda kapsüle 270 derecedeyim yani diğer yanına konuşuyorum ve tekrar kapsülün ön tarafındayız. Şimdi dilerseniz bir de low cut ve pad modlarını deneyelim. Evet şu anda kardioid moda döndük hemen low cut düğmemizi devreye alalım. Şu anda low cut düğmemiz devrede 80 Hz'nin altını mikrofon otomatik olarak kendi üzerinde kesiyor. Şu anda low cut'ı devre dışı bıraktık. Evet şu anda pop filtremizi de çıkarttım. Böylece üzerindeki daili pop filtreyi de sizlere bir nebze olsun duyurmak istedim. Aston Spirit'in üzerinde iki farklı pad modu var. Bunu 10 desibel ve 20 desibel şeklinde seçebiliyoruz. Hemen deneyelim. Şu anda 10 desibellik bir pad uyguluyor. Yani sesimi 10 desibel daha düşük duyuyorsunuz. Şu anda ise 20 desibellik bir pad uyguluyorum. Sesimi 20 desibel daha az duyuyorsunuz. <laughs> Evet, Aston Spirit ile ilgili yorumlarımı ve gözlemlerimi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle malzeme kalitesi hakkında birazcık konuşalım. Malzeme kalitesi oldukça iyi. Zaten çelik bir boru içerisine yerleştirilmiş bir yapısı var. Aston markası bu arada İngiliz markası olduğu için hani üretim kalitesi, mühendisliği vesaire her şeyi gerçekten çok güzel. İlk duyurulduğunda Aston mikrofonlar zaten kayıt dünyasında bayağı bir ses getirmişti açıkçası. Peki Aston Spirit özelinde konuşacak olursak Aston Spirit kimler için uygun olabilir? Bence ev stüdyoları ve proje stüdyoları için uygun bir mikrofon olabilir. Bir mikrofonum olsun her işime yarasın diyenler için biçilmiş kaftan bence. Neden? Çünkü üzerinde multipolar patern olduğu için mesela bir akustik gitar kaydedeceksiniz ya da mid side tekniğini çalışmak istiyorsunuz. E, figure 8 modunu alıp mesela bunu yapabilirsiniz. Ya da işte davulcusunuz, davul kaydediyorsunuz. İşte bir oda mikrofonuna ihtiyacınız var. Omnidirectional modu alıp oda mikrofonu gibi konumlandırabilirsiniz. Yine davulcuysanız eğer veya davul kaydediyorsanız üzerindeki 10 desibel ve 20 desibellik pet sizin için kurtarıcı olabilir. Üzerindeki low katında şöyle bir avantajı var. Hepimiz evlerimizde odalarımızda kayıt yapıyoruz ve birçoğumuzda yalıtım yok maalesef. E, kayıt yaparken dışarıdan bir araba geçtiği zaman onun uğultusu daha mikrofona gelmeden low cut ile kesilebilir. Bu da çok güzel bir avantaj olacaktır diye düşünüyorum. Genel olarak ben mikrofonu beğendim. Sizler neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda benimle paylaşırsanız çok sevinirim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu tarz videoları faydalı buluyorsanız lütfen kanala abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Ayrıca videoları beğenip paylaşmanız da çok önemli. Dilerseniz katıl butonu ile kanala destek sağlayabilirsiniz. Son olarak unutmadan Ev Stüdyo'yu Instagram üzerinden takip etmenizi rica ediyorum. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Hoşçakalın.